Öylesine rahattı ki görenler tek amacının oraya tırmanmak olduğunu düşündü. Oysa onun büyük bir çabayla yaptığı tırmanışı bir sonuç değil, daha başlangıçtı. 5 metrelik binaya tırmanan hırsız 10 bin lira ve bir turistin pasaportunu çaldı. Beyoğlu'nda sabahın ilk ışıklarıyla otelin güvenlik kamerasına iki hırsızın görüntüsü yansıdı. Hırsızlar iki kişiydi. Sabah saatlerinde Taksim'deki işte bu sokağa geldiler. Hedeflerinde işte bu otel vardı. Hırsızlardan biri işte tam bu noktada bekledi ve etrafı kolaçan etmeye başladı. Diğer örümcek hırsız ise binanın işte bu noktasına geldi ve demir parmaklıklardan yukarı tırmanmaya başladı. Daha önce keşif yaptıkları belliydi. Örümcek hırsız nereye basıp nereye tırmanacağını biliyordu. Hırsız önce giriş kattaki demir parmaklığa bastı ve yukarı tırmandı. Birinci kata çıktı. Birinci katın demir parmaklığına bastı ve beton çıkıntıya uzandı. Yine oraya bastı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten pencereden eşyaları tek tek aşağı atmaya başladı. Hırsız saniyeler içinde adeta elleriyle duvara yapışarak tırmanmaya başladı. Göz hizasında güvenlik kamerası vardı ama ona da aldırmadı. Amacı otel odasına girmekti. İkinci kattaki pencereyi içeride uyuyan turistlere aldırmadan itip açtı. Pencere kenarındaki 10 bin lira değerinde paranın bulunduğu cüzdanı ve pasaportu alıp kaçtı. Güven timleri ekipleri aynı hırsızların Gazi Osman Paşa'da bir eve girip televizyon çaldığını da belirledi. Adresleri ve isimleri tespit edilen hırsızlar gözaltına alındı. Örümcek hırsız ve suç ortağı güven timlerinde sorgulandı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.